Turizm anlamında önemli işler yaparak Kapadokya turizmine katkı sağlayan Paşobolons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, Kapadokya turizmine dair önemli açıklamalarda bulundu. CT Haber TV mikrofonlarına konuşan iş insanı Halis Aydoğan, 1996 yılından beri Kapadokya'da turizm işinde olduğunu söyleyerek bu işe profesyonel turist rehberi olarak başladığını belirtti. Aydoğan, CT Haber TV mikrofonlarına şu ifadelerde bulundu. İsmim Mehmet Halis Aydoğan. 1996'dan beri Kapadokya'da aktif turizm hayatının içerisindeyim. Profesyonel turist rehberliği olarak başladım turizm alanında. Daha sonra balon pilotluğu olarak ve balon işletmecisi ve en son da balon üretimi olarak devam etmekteyim. Ürgüplüyüm, Ürgüp doğumluyum. Bölgemizi seviyorum, Kapadokya'yı seviyoruz. İnşallah daha iyi yerlerine geldiğinde Kapadokya'nın ilerleyen yıllarda göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda bir pandemi vardı. Hala da devam ediyor açıkçası. Ama şu anda yasaklar vesaire kısıtlamalar yok. Bundan dolayı da bu yıl işte Kapadokya'ya yerli ve yabancı turistlerimiz biraz fazla geldi açıkçası. Sizleri nasıl etkiledi bu durum pandemi öncesi ve sonrasında balon turları da dahil? 2019 yılına bakacak olursak Kapadokya'daki turizm verileri oldukça yüksekti. Gelen ziyaretçi sayımız olsun, yerli ve yabancı özellikle. 2020'de bölgemiz tüm Türkiye ve tüm dünya kapalıydı bu dönemde. Fakat Ağustos ayından itibaren yine bölgemizde özellikle Eylül ve Ekim aylarında bir talep oluşmuştu. 2021'de dönemsel kısa kapanmalar oldu. Bu olumsuz etkilemeler oldu ama yine gelen turist sayısında bir artış vardı. Bu sene itibariyle de özellikle Mayıs ayından itibaren Kapadokya'nın 2019 verilerine yaklaşıp geçtiğini görüyoruz. Özellikle Ağustos, Eylül, Ekim aylarında şu an yoğun bir talep var. Bu talepte de 2019 yılında gelen turistlere göre kıyasladığımızda 2019'da ağırlıklı olarak Çin ve Uzak Doğu turizmi bölgemizde yoğun bir şekilde devam etmekteydi. Bu sene ise Çin henüz açılmadığı için Çinli turistler bölgemizi ziyaret etmiyor. Fakat bu doluluğu yakalamak farklı ülkeler, Avrupa ülkeleri, özellikle Ağustos ayında İtalyanların yoğun bir ilgisi bizleri tabii ki çok memnun ediyor. Kapadokya bölgesindeki turizmi canlandırmak adına, zaten canlı ama daha da canlandırmak adına kurumunuzun tarafınca yapılacak projeler var mı? Kapadokya'da 2021 yılında pandemi döneminde kapalı olduğumuzda yasaklar kalktıktan sonra seyahatler başladığında balonlar belirli bir süre uçmamıştı. Balonlar daha sonra Ağustos 22 tarihinde aktif edildi. Bu dönemde tüm Kapadokya'daki turizmci arkadaşlarımızla beraber gözlemlediğimiz olay balon Kapadokya'nın olmazsa olmazı. Ne zaman balonlar tekrar aktif oldu, uçuşlarına başladı, rezervasyonların sayısı artmıştı. Dolayısıyla balonlarımıza, bölgemizdeki uçan balonlarımızdaki dünyada en fazla uçuş yapılan nokta, en fazla yolcunun uçtuğu noktadan bahsediyoruz. Sahip çıkaraktan bölgemizin diğer güzelliklerinin de tanıtılmasıyla beraber Kapadokya Türkiye'de bilinen bir destinasyon olmaya devam edecektir. Peki geçtiğimiz günlerde bir festivaliniz olmuştu, çok da güzeldi. Festivalin olması turizm açısından sizleri de etkiledi mi güzel yönde? Mesela konaklama olsun. Konaklama olarak elbette etkiledi. Özellikle seçtiğimiz periyot Temmuz ayı, Haziran sonrası okulların kapanmasıyla beraber Avrupa'da. Haziran sonu ve Temmuz ayları Kapadokya'nın sakin aylarıdır. Diğer Nisan, Mayıs veya Eylül-Ekim aylarına göre. Özellikle Temmuz ayını seçmemizdeki sebeplerden birisi festival için buydu. Daha sakin olan dönemlerde bu festivali veya bu tip organizasyonları gerçekleştirirsek bölgemizdeki sakinliği biraz daha canlandırabilir miyiz o dönemler için şeklindeydi. Yoksa bir bayram döneminde yaptığınızda zaten Kapadokya tamamen dolu olmakta. Dolayısıyla tabii ki etkileşimi daha fazla olabilir katılan sayısı olarak. Fakat daha sakin dönemlerde Kapadokya'ya turisti nasıl getirebiliriz mantığı vardı. Balon bilinen bir gerçek. Kapadokya'nın olmazsa olmazı. Balon Festivali de tabii küçük adımlar bunlar. Üçüncüsü gerçekleştirildi.
Bu sene 16 şekilli balon vardı. İlerleyen senelerde inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde, daha fazla bir katılımla beraber daha bilinen uluslararası bir festival olarak devam edecektir. Ben bir soru daha soracağım. Bu balon uçuş noktalarının arttırılmasına yönelik düşünceleriniz neler? Sayı yeterli mi? Uçuşlar çok fazla dediniz ama Kapadokya bölgesinde farklı ilçelerde, farklı beldelerde de uçuşların olması, bu noktaların artması nasıl etkiler bu bölgeyi? Kapadokya bölgesinde her sabah 156 adet balon uçuşuna izin verilmekte. Bu sınırlama 2013 yılında ilk 100+50 şeklinde getirildi. Daha sonra 104+52 şeklinde düzenlemesi yapıldı. Bu tamamen güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurularaktan yapılmış bir çalışma. Kapadokya'daki uçuş alan sahası çok geniş bir saha. Alternatif sahalar olarak da zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışma doğrultusunda Çat bölgesi, Çat Vadisi ve Soğanlı Vadisi için uçuş alanları oluşturuldu. Mevcut ilçelerimiz içerisindeki alanların hepsi zaten şu anki mevcut alanımıza dahil. Dolayısıyla yeni alanların oluşturulması mevcut yapının bozulması anlamına gelecektir. Ben değil tüm baloncu arkadaşlarımız önce güvenlik dedikleri bir noktada, çünkü kendim de pilot olarak her gün uçtuğum bir noktada inanılmaz bir trafiğin içerisinde tüm pilot arkadaşlarımız inanılmaz özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bu sayının sabit kalması ve uçuş alanımızın aynı şekilde devam etmesi temennimizdir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün de zaten çalışması bu yöndedir.